Astronotlar geminin yakınlığında anlaşılmaz ve açıklanamaz bir şeyler... Ananerbe, yani Alman ırksal araştırma ve eğitim yaklaşık 3500 yıl önce altın çağını yaşamış antik sesler çığlıklara, ulumalara ve telgraf bildirim seslerine. Dünya tarihinin en korkunç seri katiliyle karşılaşmış. İlk olarak koridorda 5-6 hafta sonra kameralar gibi Igor Diatlov yönetiyor. KGB su gibidir. Bulunduğu ortama uygun ara insanın zamanda yolculuk yapması meselesini çözülebilir bir mesele olduğu iddiasını diyor. ...2009 yılının 3 Şubat günü Rusya menşeli Gazeta.ru sitesinde tüyler ürperten bir başlık göründü. Atıştırmalı kız arkadaş. Habere göre St. Petersburg'da iki genç cinayet şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Kirov rayonundan bir ortaokulun 11. sınıf öğrencisi olan Barduchan Soy isimli kız, 19 Ocak günü arkadaşlarına gideceğini söyleyerek evden çıkmış, bir daha da geri dönmemişti. 23 Ocak'ta yerel polis departmanından milisler, endişeli ebeveynlerin kızlarının kaybolmasıyla ilgili ifadesini aldılar. 31 Ocak Cumartesi günü Orjinikidze Caddesi'ndeki 21 numaralı evin yakınında, Endüstriyel ve Deniz Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nden çok uzakta olmayan boş bir arazide, plastik bir torbada insan bedenine ait bazı kalıntılar bulundu. Parçalar kayıp kıza aitti. Polis kızın sık sık burada toplanan evsizler veya alkolikler tarafından saldırıya uğramış olabileceğini düşünmüştü. Ancak kısa süre sonra kaybolduğu akşam onun arkadaşlarıyla beraber bir evde olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine o akşam birlikte olduğu Yuri Mojnov ve Maxim Golovatski adlı gençler gözaltına alındı. Kısa süre sonra da kızın katilinin aynı zamanda erkek arkadaşı olan Maxim Golovatski olduğu ortaya çıktı. Gençler o akşam Zinovyeva ismindeki kız arkadaşlarının evinde parti için bir araya gelmişlerdi. Ancak tüketilen aşırı alkolün de etkisiyle bir süre sonra büyük bir tartışma çıktı. Kurban Barduchan daha sonra duş almak üzere banyoya girdiğinde Maxim Golovatski sarhoş arkadaşı Yuri'yi kızı öldürmek için ikna etti. Banyonun kapısı açıktı. İki katil bir anda banyoya dalarak kızı bulunduğu küvetin içinde boğduktan sonra mutfak bıçaklarıyla parçalara ayırdılar. Kan donduran ayrıntı ise polisin söz konusu evde yaptığı aramalarda ortaya çıktı. Kızın iç organlarından bir kısmı patatesle birlikte fırında kavrulup yenmişti. Katiller polise verdikleri ifadede cinayetin çılgın parti sonrası aşırı derecede acıktıkları için işlediklerini söylediler. Biyolojide yamyamlık veya kanibalizm, bir canlının kendi türünden olan bir canlıyı besin olarak tüketmesidir. Ancak yamyamlık aslında diğer canlılarla ilgili kullanılan bir tabirdir. İnsan yamyamlığına ise çok fazla kullanılmamakla birlikte antropofaji denmektedir. Yamyam kelimesinin kökeninin Orta Afrika'da yaşayan bir kabilenin isminin Türkçe'ye çevirisi olduğu düşünülmektedir. Kanibalizm kelimesinin kökü olan Karibe kelimesine ise ilk kez Kristof Kolomb'un günlüklerinde rastlanır. Kolomb keşfettiği topraklarda yaşayan Karibe adlı insan yiyen bir kabileden bahsetmiştir. Daha sonra bu isim Kanibe halini almış, ondan da kanibalizm kelimesi türemiştir. Bazı bulgulara göre kökeni Neandertallere kadar giden insan kanibalizmi tarih boyunca çok farklı nedenlerle meydana gelmiştir. Kimi ülkelerde insanlar savaş zamanında açlık nedeniyle ölüleri dahi yemeye başlamışken, kimi topluluklarda bu kültürün bir parçasıdır. Bazı topluluklarda ise kültürün bir parçası olmasa da bir takım ritüellerde insanlar yenmektedir. Orta çağa kadar yamyamlık daha çok bir ek beslenme aracı olarak tercih ediliyordu. Ancak 12. yüzyıl itibariyle cesetlerin tıbbi ilaçlar olarak kullanılması yaygın bir uygulama haline geldi. Smithsonian dergisine göre bu bedenler ya Mısır mezarlarından çalınmış ya da İrlandalı kazı alanlarından kaçırılmışlardı.
Bu bedenlerden alınan kemik, kan veya yağ dokuları, baş ağrısı gibi yaygın durumları tedavi edebilmek için kullanılıyordu. Batıda rahipler ve asilzadeler bile 18. yüzyıla dek baş ağrısından epilepsiye, burun kanamasından gut hastalığına kadar her şeyi önlemek için düzenli olarak insan vücudu ürünleri tüketirlerdi. Bu görüntüler Orta Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Jean Bedel Bokassa'nın Moskova ziyareti sırasında çekilmişti. O sıralar Afrikalı diktatörün beyaz bir valizi yanından hiç ayırmadığı fark edilmişti. Bu valizin içinde ne olduğu o zamanlar sadece iddialar şeklinde dolaşmaktayken, 1979'da bir askeri darbeyle koltuğunu kaybetmesinden sonra olay tüm korkunçluğuyla ortaya çıktı. Esrarengiz beyaz valizde diktatörün özel aşçısının çok özel bir tarifle hazırladığı insan eti vardı. Etler genelde diktatörün ortadan kaldırttığı politik rakiplerine aitti. Bu korkunç gerçeği 17 kez evlenen Bokassa'nın 62 çocuğundan biri olan Lucien itiraf etmiştir. Argumento e Facto adlı gazetenin yaptığı bir röportaj sırasında Lucien'in anlattığına göre babasının aşçısı Bay Lengis, diktatör için herhangi bir sıcaklıkta bir ay bozulmadan kalabilen şekerli domuz konservesi hazırlardı. Şekerli domuz babasının insan etine verdiği isimdi. Hazırlanan konserveye ise Bokassa sardalya diyordu. Bu etler Bokassa'nın koruması tarafından özel bir valizde taşınırdı. Oğlu o zamanlar çok küçük olduğunu ve her şeyi net hatırlayamadığını söylüyor. Ancak hatırladığım kadarıyla babam sardalyalarını yanına almadan hiçbir sefere çıkmazdı. Çünkü aksi halde iştahı kapanıyordu. Dolayısıyla ben onun Moskova'ya da sevdiği etlerini yanına almadan gittiğini sanmıyorum. Yine oğlunun anlattığına göre Bokassa komünistlerin öpüşme geleneğine şaşırmıştı. Ancak bu sonradan hoşuna gitmeye başlamıştı. Çünkü tenin kokusunu alabiliyordu. Geri döndüğünde Bokassa'nın bütün bakanlarını tek tek öptüğü söylenir. Onun korkunç tutkusunu bilen bakanlar bu durumdan çok korkmuşlardı. Daha sonra da güvenlik şefine dönerek "Rusya Devlet Başkanı çok besili duruyor" demişti. Daha sonra bu kelimeyi birkaç kez daha tekrarlamıştı. Gerçekten çok iyi beslenmiş. Bokassa'nın koltuktan düşürülmesinden sonra evinde yapılan aramalarda buzdolabında insan kalıntıları bulunmuştur. Fakat Bokassa çıkarıldığı bütün mahkemelerde bir yamyam olduğunu sürekli reddetti. Bilim insanlarına göre ölüm korkusu altında herhangi bir insan kolayca bir yamyama dönüşebilir. En yaygın yamyamlık vakalarına 2. Dünya Savaşı sırasında Leningrad yani şimdiki St. Petersburg kuşatması sırasında rastlanmıştır. Bir günlük çalışma karşılığında işçiler sadece bu kadar ekmek alabiliyorlardı. İnsan yemek böyle durumlarda insanın hayatta kalma içgüdüsünün bir tezahürü olarak ortaya çıkar. Zorunlu yamyamlık Stalin dönemindeki Sibirya hapishanelerinde de yaygındı. Rus adli tıp uzmanı Yuri Pigolkin'e göre Sibirya taygalarında yerleşen hapishanelerden birileri firar etmeyi başardığında kendisiyle beraber mutlaka genç bir mahkumu da kurtarır ve daha sonraki zamanlarda onu besin olarak kullanırlardı. Stalin toplama kampları olan Gulag jargonunda bu insanlara konserve veya koyun denirdi. 1920 ve 1930'larda Sovyetler Birliği'ndeki kıtlık milyonlarca insanı yamyamlık yapmaya mecbur bıraktı. Çin'de büyük Çin kıtlığına sebep olan büyük atılım yine aynı şekilde 10 milyonlarca insanı hayatta kalabilmek için yamyamlığa yöneltti. Kıtlık 1990'lı yıllarda Kim Jong-il rejimindeki Kuzey Kore'yi vurduğunda burayı ziyaret eden turistler yamyamlık olaylarına rastladıklarını bildirdiler. Tarihte açlık tehdidiyle karşı karşıya olan insanların hayatta kalmak için kendilerinden önce doğal bir ölümle ölenlerin etini yemeye zorlandıkları veya daha az sıklıkla kendilerini öldürdüğü sayısız yamyamlık vakaları vardır. Böyle durumlarda zoraki yamyamlarda psikolojik travma ve suçluluk duyguları uzun süre devam etse de hayatta kalma içgüdüsü genellikle yamyamlık üzerindeki ahlaki tabudan daha güçlü oluyor. Bu türden ünlü bir vaka 13 Ekim 1972'de Ant Dağları'ndaki uçak kazasıdır. Bu felaketten kurtulanlar sonsuz karlar bölgesinde 72 gün geçirdiler ve sadece ölülerin cesetlerini yedikleri için hayatta kaldılar.
Normal insanlarda bu konu korku ve iğrenme hissi uyandırsa da yamyamlık insanlık tarihinin de ayrılmaz bir parçasıdır. Neandertaller ile modern insanlar arasındaki son ortak atalar, arkaik homo sapiensler besin kaynaklarına ulaşabilseler bile düzenli olarak yamyamlık yapmaya devam ettiler. Bu insanlar rakip grup üyelerinin menüde olduğu yamyamlık ziyafetleri dahi düzenliyorlardı. 2011'de Plus One dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, bundan 32 bin yıl önce Avrupa'daki ilk insanlar ayinsel yamyamlık yöntemleri uyguluyorlardı. Yamyamlığa ait en eski kanıtlar insanların diğer insanları beslenme amacıyla değil, daha çok cenaze törenlerinin bir parçası olarak yediklerini ortaya koyuyor. Polinezya'nın bazı adalarında kanibalizm geleneğinin hala devam ettiğine dair iddialar vardır. Burada yakın zamanlara dek insanlar öldürdükleri düşmanlarının etini yedikten sonra kalıntılarını ibret olsun diye sergiliyorlardı. Öldürülen düşmanı yemek, yerel kabilelerin inancına göre onun bütün gücünü ve enerjisini benimsemek anlamına gelir. Bazı kültürlerde sevilen birinin de ölümünden sonra bir kısmı tüketilir. Böylece sevilen merhum, kelimenin tam anlamıyla tüketenin bir parçasına dönüşür. Modern ceza kanunlarında yamyamlık olarak nitelendirilen bir suç çeşidi yoktur. Yamyamlık genellikle canavarca hislerle ve tasarlanarak işlenen cinayet kapsamına giriyor. Cezası kimi ülkelerde ağırlaştırılmış müebbet hapis, kimi ülkelerde ise idamdır. Orenburg, Solilesk şehri, Rusya. Kara Yunus Hapishanesi. Burası Rusya'daki bu tip hapishanelerin en büyüğüdür. Bu yapının tarihi 1770'lere, yani Katerina dönemine dek uzanıyor. Hapishanenin son ismi olan Kara Yunus ise, buranın eski mahkumları tarafından yapılan ve daha sonra hapishane bahçesine dikilen siyah renkli bir Yunus heykelinden gelir. Burası gerçek anlamda çıkışı olmayan bir yer. Ağırlaştırılmış müebbet hapis mahkumlarının son durağı. Sovyetler zamanında birçok idam mahkumu da burada tutulmuştur. Bu hapishaneyle ilgili uzun bir belgeseller serisi hazırlayan Gürcü kökenli Rus yönetmen Vakhtang Mikeladze şöyle diyor: "Eğer Rusya'ya tekrar idam cezasının getirilmesi için bir referandum yapılsaydı, bu hapishanenin birçok mahkumu evet oyu verirdi. Buradaki hayat o denli korkunç. Tüm koğuşlar 24 saat güvenlik kameralarıyla gözlenir. Mahkumlarla görevliler arasında sıkı bir tecrit uygulanır. Burada mahpuslar ikişerli, dörderli olarak koğuşlarda tutuldukları gibi hücrede yaşayanlar da var. Dikkat edin, görevli ile mahkum arasında bir boşluk bulunmaktadır. Böylece mahkum yemeğini almak için kolunu olabildiğince ileri uzatmak zorunda kalıyor. Bu önlemin nedeni mahkumun dişleriyle görevlinin kolunu yakalamasını engellemektir." İkinci kattaki koğuşları görüyorsunuz. Bizim ilgilendiğimiz mahkum ise işte bu hücrede. 174 nolu hücredeki mahkum. Onun neden yalnız olduğunu ise şimdi anlayacaksınız. Vladimir Vladimirovich Nikolaev. Doğum tarihi 1959. İşlediği suçlar, alkollü vaziyette iki kişiye gasp amaçlı saldırı, öldürmeye tam teşebbüs, iki cinayet, cesetlerin parçalanması ve yemeklerde kullanılması. Firar etme ve saldırı eğilimli. Yamyam, kronik alkolik, kaba, dengesiz. Cinayetlerinden önce de bu adam hayatının büyük bir kısmını hırsızlık, soygun ve gasp nedeniyle cezaevlerinde geçirdi. İlk kez 1980 yılında hapse girdi. Çevresi onun asosyal, içine kapanık bir alkolik ve bir maganda olarak tanımlıyor. Özgür kaldığı en uzun süre 7 aydır. Bu 7 ay içinde Nikolaev öldürmeye başlamıştır. İşsiz olduğu için karısı tarafından terk edilince Vladimir alkol bağımlısı oldu. Bir seferinde beraber alkol aldıkları arkadaşını öldürdü. Cesedini banyo küvetinde parçalara ayırdı. Bu sırada o kadar eti ziyan etmemeye karar verdi. Etleri küçük parçalara ayırarak kavanozlara doldurdu, geri kalanını ise balkona sakladı.
Bu etleri 2 hafta boyunca yedi. Eti tamamen tükettikten sonra ikinci arkadaşını kasten öldürdü. Aynı şekilde doğrayarak bir kısmını pazarda sattı, bir kısmını arkadaşlarına ikram etti. Arkadaşlarından biri yediği etin tadından şüphelenince onu doktora gösterdi. Daha ilk incelemede etin üzerinde insan kanı tespit edildi. Novocheboksarsk Şehir Emniyet Müdürlüğü Soruşturma Daire Başkanı Alexander Vorontsov, Nikolayev'i gözaltına aldıktan sonra dairesinde arama yaptı. Balkondaki parçaları bulunca soruyu doğrudan sordu. Yedin mi sen bu adamı? Evet, yedim. Adamın beyni bir kavanozda, iç organları ise bir kovanın içinde bulundu. İlk kurbandan geriye pek bir şey kalmamıştı. İkinci kurbanın kapalı bir tabutta sadece kemikleri defnedildi. Cenazeden sonra karısına ellerinin kemikleri de teslim edildi. Fırında bulunmuşlardı. Sorgu sırasında Vorontsov, Yamyam'ın kendisine nasıl açgözlülükle baktığını unutamıyor. Onun insanları yediğini öğrendikten sonra bakışları herkese ürpertici gelmeye başlamıştı. K9'lar öfkeyle havlıyorsa mahkum ya hücre dışındadır ya da çıkmak üzeredir. Bu köpekler mahkumlara karşı oldukça hassas bir eğitimden geçerler. Şu anda tamamen mahkuma odaklanmış durumdadır. Yalnız o hücresine girdiğinde susacaktır. Bu tehlikeli insanlar bu şekilde gezdirilmekteler. Hücrelerinden çıkarılmadan önce gözleri de kapatılır. Bu onların hapishanenin iç yapısıyla ilgili bilgi sahibi olmamaları içindir. Belgesel yapımcıları mahkumlardan biriyle konuşmak istediğinde mahkumlar 2 kelepçeyle bağlanırlar. Biri ellerine, diğeri ise parmaklıklara. Yeterli güvenlik önlemi alındıktan sonra röportaja izin verilir. Bunlar kesinlikle mahkumu aşağılamak için değil, gerçekten de sadece güvenlik önlemidir. Çünkü buraya düşen her bir insan firar etme eğilimindedir ve kaybedecekleri hiçbir şey de yoktur. Onlar için bir af söz konusu bile değil. Şimdi ise bir Yamyam'la yapılmış ürpertici röportajı alt yazılı olarak yayınlayacağız. Başta yaptığımız uyarıyı bir kez daha yapmakta fayda var. Нет, не один. А вот недавно одного перевели. Так вдвоем сидим. Но с вами не боятся находиться вместе? Нет, не боятся. А чем бояться-то? Ну, мало ли, слава у вас такая. А какая слава? Что он за убийство сидит, что я за убийство сижу? Какая разница? Разницы никакой же нет. Вот говорят, что вы даже людей пробовали кушать. Пробовал, был такой эпизод. А расскажите поподробнее. Ну, а что вас конкретно интересует? Ну как вдруг дошли до жизни такой, что? Как это произошло? Ну что, вот разделал труп и пока расчленял, решил попробовать. Что-то в голову пришло. Ну что, есть хотели, что ли, очень сильно? Ни грамму есть не хотел. Просто я сам не знаю, что толкнуло меня. Просто решил попробовать. А человека вы убили, не собирались его, как говорится, есть? Просто-напросто убили по другому делу, да? Так, а я и убил его, не собирался убить. Просто мы немножко поссорились, и убил я его нечаянно. И что потом произошло? Как вот это мысль? Ну, первого убил, когда просто словесная ругань получилась. Он меня первого ударил, потом я его ударил. Один раз я его ударил, он, короче, одного я кулаком убил. Он умер. Я-то не знал, что он еще умер. Я думал, еще живой, затащил его к себе домой на 4-й этаж. На плечо закинул, затащил. Думал, он притворяется просто. Ну и домой пришел, начал толкать его, мол, приходи сюда, давай поговорим. Туда как раз он поговорить хотел. И я начал пробовать. Толкал, толкаю его, он не просыпается. И я понял, что он умер. И начал расчленять его. А зачем?
Ну а куда труп-то девать? Куда-то надо было девать. Что, вынести, да? Вынести и похоронить. И потом? Ну вот, когда расчленял, я решил попробовать. Как, прямо сырое мясо, что ли? Зачем сырое? Сначала кусок отрезал от ляжки, потом отварил сначала, а потом попробовал, что-то не понравилось, а потом решил поджарить. Пожарил вроде более-менее уже есть можно. İzlediğiniz bu konuşmayı kaydettiği sırada kameraman ağır bir mide bulantısı hissetmekte ve kendisini zor tutmaktadır. Да, ну как предлагал, я приятелю просто дал немножко мяса. Ну он там немножко на спиртное обменял. А не знал, что за мясо, да? Не знал, я ему сказал сайгачье мясо. Он отнес домой там, ну жена пельмени немножко наготовила, детей накормила, сама поела. А когда они узнали, что это такое, плохо им не было? Так они и не узнали, они только на суду узнали. Я тоже на суду только узнал, что они пельмени готовят. Bu sırada soruları sormakta olan gazeteci Yuri Krause de fenalaşıyor. Bu adam hapishaneye ilk girdiğinde normal yemekleri reddetmiş ve soruşturma görevlisinden insan eti istemiştir. Önüne gelen domuz etini görünce Voronsov'a dönerek "Baksana, belki balkonda biraz et kalmıştır. Bana getirebilir misin?" şeklinde bir istekte bulunmuştur. Voronsov ise daha fazla dayanamayarak adama hakaret etmiş ve yemeğini yemesini emretmiştir. Bir başka yamyam da Ukrayna'nın Hersonsk eyaletinin Novaya Kahovka şehrinde yakalandı. Adı Vladimir Dovgi. Bir mezarlıkta bekçilik yapıyordu. İktidarsızdı. Kadınlarla ilişkileri çok kötüydü. Bir seferinde birlikte olduğu kadını öldürdü. Cesedini parçalarken iç organlarını çıkarıp pişirdi. Kadının karaciğerini yedi. Komşuları ondan şüphelenmeye başlayınca polise ihbar ettiler. Evde her gün baltayla bir şeyler doğruyordu ve bu hiç de normal değildi. Sorgusu sırasında en az 10 kadını öldürdüğünü ve etlerini salamura yaparak 3'er kiloluk 100 kavanoza sakladığını itiraf etti. Polisler baskın sırasında karşılaştıkları manzaralardan dehşet içinde kaldılar. İnsanlarla birlikte sokak hayvanlarını da katleden bu adam, evini adeta bir merdiven altı tesise dönüştürmüştü. Yemek yapmakta kullandığı insan yağı. Katil bedenin tek parçasını dahi ziyan etmemiş. Может, когда сварится это, мясо отделялось от кожи. Сало я резал это на кубики. И оно получилось как сало резанное, вареное. Vladimir öldürüp yediği insanların kemiklerini gömdüğü yerleri de polise gösterdi. Burası ise Dnepr nehrinin kıyısı. Vladimir kurbanlarının kafa taslarını bu nehre atmıştı. Tabii beyinlerini çıkarıp yedikten sonra. Vladimir bir insandan 3 büyük kavanoz güveç çıktığını da anlatmıştı. Dovgi defalarca intihar girişiminde bulundu. Hapse girdiğinde de polislerden intihar etmek için izin istedi. Sonunda hücresinde ölü bulundu. Kazakistanlı Nikolay Cumagaliyev. Bu adam yakın tarihin en ünlü yamyamlarından biridir. Almatı'da yaşayan çoğu kadın en az 9 kişiyi öldürüp yediği kanıtlanmıştır. 1952 yılında Kazak bir babanın ve beyaz Rus bir annenin tek erkek evladı olarak Almatı'nın Uzunağaç ilçesinde dünyaya geldi. Normal bir çocuktu. 9. sınıfı bitirdikten sonra Demir Yolları Okulu'na girmiş, mezun olunca çalışmaya başlamıştı. 1970 yılında askere gitti. Cumagaliyev'in en belirgin özelliği kadınlara ikinci sınıf bir varlık gibi bakmasıydı. Bunun nedeni ise onun çocukluk ve gençlik yıllarına dek uzanıyordu. Doğduğu köyün sakinlerine göre kızlar onu hiç beğenmiyordu. Gerçi kimi kaynaklar onun sonraki yaşamında kadınlarla olan ilişkilerinin kötü olmadığını anlatır. Ancak bir kez frengiye, bir kez ise trikonomiyaza yakalanması, ki her ikisi de çoğunlukla cinsel yollarla bulaşan hastalıklardır, onun kadınlarla duygusal ilişkilerinin çok iyi olmadığı, bunun yerine hayat kadınlarıyla ilişkiler kurduğu izlenimi uyandırıyor. 21 yaşına geldiğinde El Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi'ne girmeye çalıştı ama başarılı olamadı.
Ardından tüm eski Sovyet ülkelerini dolaşan Cumagaliyev birçok meslekte çalıştı. En son ülkesine geri dönerek itfaiyecilik yapmaya başladı. Bu adam soruşturmaları sırasında 2,5 yıl boyunca kadınların toplumu kirleten bir hastalık, bütün kötülüklerin baş sorumlusu olduklarını ve bu hastalıkla mücadele etmesi gerektiğini söyleyen sesler duyduğunu söylemişti. Ona göre toplumu iyileştirmek buna bağlıydı. Cumagaliyev ilk cinayetini işlemeden önce uzun süre plan kurmuş, psikolojik hazırlık yapmıştı. Seçtiği ilk kurban Adventist 7. Gün Kilisesi'nin bir kadın üyesiydi. Katil onu 1979'da Uzun Ağaç Maybulak Karayolu yakınında öldürdü. Soruşturma sırasında bu ilk cinayetini şöyle anlatmıştır. Avlanmayı hep sevdim. Sık sık ava giderdim ama hayatımda ilk kez bir kadını avlayacaktım. Uzun Ağaç Maybulak Karayolu'na çıktığında genç bir kadın gördüm. Yalnız yürüyordu. İçimdeki her şey bir anda kabardı ve ona doğru koşmaya başladım. Adımlarımı duyunca arkasını döndü ama ben onu yakaladım ve boynundan tutup çöplüğe doğru sürükledim. Direniyordu. Bıçağımı çıkarıp gırtlağını kestim. Ağzımı kesiye dayayıp sıcak kanını içtim. O sırada bir otobüs göründü. Hemen ölü kadının yanına yere uzandım. Otobüsün geçmesini beklemeye başladım. Bekleme sırasında ellerim bayağı üşümüştü. Otobüs geçtikten sonra ellerimi kadının henüz sıcak olan bedeninde ısıttım. Sonra onu soydum ve doğramaya başladım. Önce yağ tabakasıyla birlikte göğüslerini kestim. Sonra baldırları kestim. Pelvisi ve uylukları ayırdım. Bütün bu parçaları bir sırt çantasına koyup eve getirdim. Yağın bir kısmını eritip bir kısmını tuzladım ve domuz yağı gibi yedim. Etin birazını kıyma makinesinden geçirerek köfte yaptım. Etten kimseye ikram etmedim. Hepsini kendim yedim. Çoğunu kızarttım. Kalbi ve böbrekleri iki kez pişirmek zorunda kaldım. Et biraz sertti ve kendi yağında pişmesi zaman alıyordu. Tadı da ilk başlar tuhaf gelmişti ancak sonradan alıştım. Bu kadının etini bir ay boyunca yedim. 25 Ocak 1979'da kadının kalıntıları bulundu. Cinayet soruşturması başlatıldı ancak katil bulunamadı. Aynı yıl Cumagaliyev 5 cinayet daha işledi. Bir seferinde aşırı alkollüyken yanlışlıkla itfaiyeci arkadaşını vurdu ve tutuklandı. Serbsk Enstitüsü'nde kendisine şizofreni teşhisi kondu. Bir yıldan kısa bir süre sonra serbest bırakıldı ve Uzun Ağaç'a geri döndü. Döndükten sonra 3 cinayet daha işledi. Gittikçe daha da vahşileşen gözü dönmüş canavar yalnızca 9. cinayetinden biraz sonra yakalanabildi. O gün birkaç kadın ve erkek arkadaşlarını evine davet etmişti. Ancak bu sırada onlardan birini gizlice öldürerek cesedini başka bir odaya sürükledi. Yan odada takırtı sesleri duyan misafirler odaya girince Cumagaliyev'in arkadaşlarının cesedini baltayla parçalamakta olduğunu gördüler. Dehşet içinde evden kaçan misafirler milise giderek olayı anlattılar. Milisler eve girdiklerinde korkunç bir manzarayla karşılaştılar. Cumagaliyev paramparça ettiği kurbanının yanında diz üstünde oturuyordu. Ağzı, yüzü, vücudu tamamen kana bulanmıştı. Yaşadıkları vahametin de etkisiyle dikkatsiz davranan milisler onu ellerinden kaçırdılar. Katil kanlı baltasıyla birlikte çırılçıplak dağlara kaçtı. 1980 yılında Moldova'da başka bir manyak katil ortaya çıktı. O da tıpkı Cumagaliyev gibi kadınları öldürüyor ve parçalıyordu. Hatta kurbanlarından birinin etini bir arkadaşına getirmişti. O sıralar Cumagaliyev'in Moldova'ya dek ulaştığı söylentileri yayılmıştı. Ancak daha sonra bu adamın Alexander Skrinnik ismindeki başka bir katil olduğu ortaya çıktı. Aynı yıl Skrinnik yakalanarak hakim karşısına çıkarıldı ve sonunda kurşuna dizildi. Cumagaliyev hakkında da arama emri çıkartılarak geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Köyünde herkes korku içindeydi. Firardaki kana susamış canavar her an köyüne dönebilirdi. Köyün erkekleri kadınların ve çocukların sokağa çıkmasına izin vermiyor, hava karardıktan sonra ise kimse dışarı çıkmamaya çalışıyordu. Milis albayı Yuri Dubyagin'e canavarı yakalaması için süre verildi. Bir gün sonra Cumagaliyev bir akrabasının evinde yakalandı. Katil yakalandığı sırada Cumagaliyev olduğunu reddetmeye çalıştı. Dubyagin anlatıyor. Ben ona iyi davrandım, olumlu sözler söyledim. Hadi Kolya kalk gidelim dedim. Oysa beni tanıyarak ayağa kalktı ve ben Abakov'um dedi. Ancak gözlerinden yalan söylediği belliydi.
tekrar deli ilan edildi ve zorunlu tedavi için kapalı tip özel bir hastaneye gönderildi. Ancak birkaç ay sonra Cumagaliyev yaşadığı kapalı klinikten bir hastaneye götürülürken yolda kaçmayı başardı. Tüm ülkede arandığını iyi bilen Cumagaliyev, milisleri şaşırtarak izini kaybettirmeyi denedi. Moskova'da yaşıyormuş gibi izlenim vermek istiyordu. Bunun için Moskova'da yaşayan bir tanıdığından Bişkek'teki arkadaşına bir mektup yazmasını istedi. Mektup şu korkunç cümlelerle sona eriyordu. "Hemen dönmeyeceğim. Burada sayısız güzel kadın var. Kimse onların kaybolmaya başladığını fark etmez." Hesaplarında haklı çıkmıştı. Damga pulu olmayan mektup işe yaradı. Basında Cumagaliyev'in başkentte olduğuna dair haberler inanılmaz bir hızla yayıldı. Moskova Emniyeti, Kurant gazetesinde Cumagaliyev'in şehir ve bölgede görüldüğünü söyleyen ihbarla birlikte alarma geçti. Daha sonra paniği ortadan kaldırmak için yetkili makamlardan bir yalanlama yapıldı. Katil bu sefer başka bir kurnazlığı denedi. Daha önce bir süre yaşadığı Taşkent'e giderek kendini küçük bir suçtan yakalatacak ve böylece Sovyet milisi ve KGB her yerde onu ararken o hiç tahmin edilmeyecek bir yerde yatıyor olacaktı. Planını devreye soktu ve 1991'de yine Fergana yakınlarında koyun çalmaktan tutuklandı. Gözaltındayken Çinli gibi davranmaya başladı. Bu nedenle de mahkeme öncesi gözaltı merkezindeki ortak bir koğuşa alındı. Mahkeme sırasında koyun çaldığını itiraf etti ama Sovyetler Birliği topraklarına nasıl girdiğini izah edemedi. Yerel yetkililer Moskova ile bağlantı kurdular. Daha önce Cumagaliyev'in yakalanmasına karışmış olan Albay Yuri Dubyagin başkentten Fergana'ya geldi. Böylece katilin artık söyleyecek hiçbir şeyi kalmadı. Cumagaliyev tekrar kapalı kliniğe geri gönderildi. Bugün hala orada yaşıyor. Mahkum eninde sonunda mahkemenin sağlıklı olduğuna karar vereceğini ve serbest kalacağını düşünüyor. Ancak bir ara gerçekten de iyileştiği sanılarak serbest bırakılmış, hemen ardından yol kenarlarında parçalanmış cesetler bulunmaya başlamıştır. Bu cinayetlerin faili ortaya çıkmadı ama Cumagaliyev tekrar kliniğe kapatıldı. Burada oldukça sakin davranıyor. Dikiş işiyle uğraşıyor, bazen küçük düzenekleri tamir ediyor. Bir ara yetkililerden kendisine ölüm cezası verilmesini talep etmiş. Ancak bu sadece durumunun daha da kötüleşmesine bağlanmıştır. Yamyam katillerde sık görülen ortak bir özellik çok seçici olmalarıdır. Örneğin Cumagaliyev hayat kadınlarını yemiyordu. Hatta bir kurbanını kestikten sonra kanını içtiği sırada çok yüksek alkol kokusu aldığı için cesedi bütün olarak gömmüştür. 9 kadını öldürerek aylar boyunca yiyen Dovgi özellikle 30 yaş altı kadınları yiyordu. Onun kurbanları arasında sadece bir erkek var, Andrei Gançirov. Bu sefer Yamyam aç kalmıştı çünkü et hem çok sert hem de tatsızdı. Küçük bir parça koparıp yedim. Hiç hoşuma gitmedi. Erkekler hiç lezzetli değil. Bilim insanlarına göre modern yamyamların çoğu cinsel açıdan iktidarsız erkeklerdir. Kadınları yiyerek aslında onlara sahip olma içgüdülerini tatmin ediyorlar. Dovgi bunu itiraf ediyordu. Modern bir yamyam insanların içinde fark edilemez. Bir Hannibal'ı sadece köpekler sezebiliyor. Komşuların anlatımına göre Dovgi dışarı çıktığında bütün köpekler ona havlamaya başlıyor ve bazıları bölgeden kaçarak uzaklaşıyordu. Bu arada neredeyse bütün yamyam katillerin hayvanlara karşı da çok acımasız olduklarını bir kez daha belirtmemiz lazım. Onlar normal katillere göre daha zorba ve daha gaddardırlar. Bir başka Rus yamyam olan Mihail Malyshev, hayatı boyunca sokak hayvanlarını öldürdü. Derilerini yüzerek onlardan şapka yapan birine gönderdi. Geçimini böyle sağladı. Ancak hayvanları öldürmeye küçüklükten başladığını itiraf etti. Daha sonra bir amatör boks maçı sırasında rakibinin kulağını ısırdı ve aldığı tattan çok hoşlandı. Birkaç insanı daha öldürerek yedi. Sevgilisi durumun farkındaydı ancak katil onu da eve kapatmış ve birilerine bir şey söylemesi durumunda kendisini buzdolabında bulacağını söylemişti. Yamyam'ın evi. Çelik kapı birkaç kilitle kilitleniyor. Merdivenleri görebileceği delik var. Evin bütün camları kurşun geçirmez jaluzilerle kapatılmış. İşte kurbanlarını pişirdiği mutfak.
Yamyamlık aslında klinik bir hastalık değil, psişik bir rahatsızlıktır. Uzmanlar bir yamyamın insan eti yemeyi kendi isteğiyle bıraktığı bir vakayla henüz karşılaşmadılar. Biraz önce söylediğimiz gibi, onları normal zamanlarda hiçbir şekilde fark edemez, kuşkulanamazsınız bile. Yakın bir arkadaşınız dahi bir yamyam olabilir. Bunun için ille de öldürmesine de gerek yok. Bazı ülkelerde özellikle mevki açısından ya da maddi açıdan kalbur üstü diyebileceğimiz yamyamların bazı büyük hastanelerle sıkı bağlantıları vardır. Onlarla işbirliği içinde çalışan görevliler müşterilerine bazı parçalar sağlayabilmektedirler. Yazar ve gazeteci William Seabrook, 1920'li yıllarda Batı Afrika'ya gittiğinde yolu yamyam bir kabile ile kesişti. Orada yaşadıklarını ve bütün tecrübelerini belgeledi. Yolculuğundan sonra Paris'e döndü ve yerel bir hastaneden yasa dışı yollarla edindiği insan etini kendisi pişirip evinde tüketmeye başladı. Bu zamana kadarki anlatımlarımızdan anlaşılacağı üzere eski tarihlerdeki yamyamlık kültürel veya sosyal nedenlerle gerçekleşse de günümüzdeki yani modern çağ yamyamlığı sosyal sapkınlık ve hatta rahatsızlıktır. Çünkü modern toplumlarda bunu yapmak için ne sosyal, ne kültürel, ne de biyolojik bir neden vardır. Yakın tarihin en tuhaf yamyamlık vakalarından biri Almanya'da gerçekleşmiştir. 2001 yılında o zamanlar aktif olan ve kanibalizm fetişistleri için açılmış The Cannibal Cafe adlı sitede Armin Meiwes isminde birine ait bir ilan göründü. Kesilip yenmek üzere 18-25 yaş arası normal yapılı gönüllü bir erkek aranıyor. Kısa süre sonra ilana birkaç kişi cevap verdi ancak Armin hepsini reddetti. O yapacağı her şeyi kabul edecek bir erkek arıyordu. Mart 2001'de duyuruya Berlinli bir mühendis olan Bernd Jürgen Armando Brandes isminde biri daha karşılık verdi. İkili 9 Mart 2001'de Rothenburg an der Fulda'nın batısındaki küçük Wüstefeld kasabasında Meiwes'in evinde buluştu. Meiwes bütün geceyi kamerayla kaydetti. Brandes 20 uyku hapı ve bir şişe öksürük şurubu yutmuştu. Bu muhtemelen yavaş nefes alma ve şiddetli yorgunluk etkisine neden olmuştu. Görüntülerde Brandes kendi katilinden önce organını ısırarak koparmasını istiyor. Ancak katil bunu başaramayınca Brandes'in cinsel organını bıçakla kesiyor. Kurban yine kendi rızasıyla onu çiğ yemeye çalışıyor ama başaramıyor. Ardından Meiwes penisi bir tavada tuz, karabiber, şarap ve sarımsakla kızartıyor. Pişiriyor ve kurbanına onu birlikte yemeyi öneriyor. Bu video mahkeme yetkilileri tarafından izlenmiş ve kamuoyuna açıklanmamıştır. Ancak yetkililere göre Brandes o sırada kan kaybından yarı baygın bir halde olduğundan herhangi bir şey yiyebilecek durumda değildi. Meiwes sonunda pişirilmiş organı parçalara ayırarak köpeğine yedirdi. Daha sonra Star Trek kitabını okumak için dışarı çıkmadan önce Brandes'i küvette yıkadı. Onu her 15 dakikada bir kontrol etti. Bu sırada Brandes küvette kan kaybediyordu. Görüntülerde defalarca kendinden geçerek tekrar kendine geliyor. En son bilincini tamamen kaybediyor. Sonunda uzun bir tereddüt ve dualardan sonra Meiwes, Brandes'i boğazından bıçaklayarak öldürüyor ve cesedini bir et kancasına asıyor. Az önce de söylediğimiz gibi bu 4 saatlik olay baştan sona görüntülenmiştir. Meiwes sonraki 10 ay boyunca cesedi parçalara ayırarak yemiş, vücut parçalarını dondurucuda pizza kutularının altında saklamıştır. Polis baskın yaptığında Meiwes etin 20 kilosunu tüketmişti. Bu adam 2004 yılında müebbet hapse mahkum edildi. Savcılığa göre katil bu eylemi tamamen cinsel zevk için işlemiştir. Bu olay daha sonra birçok şarkıya ve bir de sinema filmine konu oldu. Benzer bir olay Birleşik Devletler'de de yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yamyamlığı yasaklayan federal bir yasa yoktur. Idaho, insan eti yeme eyleminin hapisle cezalandırıldığı tek eyalettir. İnsan öldürmeye, insan eti alıp satmaya ve cesetlere saygısızlık etmeye karşı yasalar, diğer 49 eyalette yamyamlığı zor ama teknik olarak yasal hale getiriyor.
Yenilmeye razı olan birinin onu yemek isteyen biriyle karşılaşması nadirdir. Ancak bu senaryo bile birçok etik soruyu gündeme getirir. Detlev Günsel adlı bir Belçikalı, Polonyalı bir iş adamını kendi rızasıyla katledip yemekten sadece 8,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İnsan etinin tadıyla ilgili farklı kaynaklar bazen birbiriyle çelişse de, ister Papua Yeni Gine'li yamyam kabileleri olsun, isterse yakın tarihte yapılmış bazı ilginç denemeler sonucunda genelde aynı şeyler söylenmiştir. İnsan eti, domuz etiyle dana eti karışımı bir tada sahiptir. Bazı vakalarda önündeki etin ne eti olduğunu bilmeden yiyenlerin genellikle ya domuz ya da dana eti yediklerini sandıkları olmuştur. Ancak filmimizde de anlattığımız gibi etin tadını tuhaf bulup hastaneye veya polise gidenler de olmuştur. Az önce hakkında bahsettiğimiz yazar William Seabrook da insan etinin buzağı etine benzediğini ancak iyi bir gurmenin farkı çok kolay ayırt edebileceğini söylemiştir. Armin Meiwes hapishaneden verdiği bir röportajında insan etinin domuz etine benzediğini ancak biraz daha sert ve acı olduğunu söylemiştir. Prusya'da yaşamış bir başka seri katil Karl Denke, 40 köy sakininin parçalarını bir köy pazarında domuz eti diye sattı. Almanya'da yaşayan ve tıbben akli dengesini kaybettiği bilinen Fritz Haarmann ve Karl Grossmann da tıpkı Denke gibi pazarda diğer insanlara domuz eti niyetine insan eti satmışlardı. Bilim insanları kendi türdaşını yemenin insan için oldukça zararlı olduğunu açıkladılar. Nedeni ise insan etinde bulunan prion denilen bir tür proteindir. Prion proteini normal proteinleri deforme ederek korkunç hastalıklara neden oluyor ve daha da kötüsü bu hastalıklar son derece bulaşıcıdır. Bu hastalık beyne ağır zarar veriyor. Eğer prion içeren bir et yerseniz çok ağır bir enfeksiyon kapabilirsiniz. Bu hasardan dolayı beyin kendi işlevlerini yerine getirememeye başlıyor ve zamanla vücutla olan koordinasyonunu tamamen kaybediyor. Yani hem yüksek bir kas kaybı yaşıyorsunuz hem de hareketleriniz gittikçe kısıtlanmaya başlıyor. Konuşamamaya, ayakta duramamaya, yutkunamamaya, idrarınızı tutamamaya başlıyorsunuz. Hızlı doku kayıpları başlıyor ve vücudunuzda büyük yaralar açılıyor. Bu enfeksiyonu kapan bir insan yaklaşık 3 yıl içinde acılar çekerek ölüyor. Papua Yeni Gine'deki bir kabile buna en iyi örnektir. Buradaki yakın zamana kadar insan eti tüketen Fore kabilesinde kuru adı verilen ağır bir genetik hastalık oldukça yaygındır. Hastalıktan etkilenenler genellikle aile bireylerinin cenazelerinin yamyamlığında bulunan insanlardır. Papua Yeni Gine'nin bazı bölgelerinde ölenlerin iç organları yemek için çıkarılırdı. Genelde beyin parçalarını küçük çocuklara ve yaşlılara verirlerdi. 1961 yılında Avustralyalı Michael Alpers, antropolojist Shirley Lindenbaum'un da eşliğinde Fore halkı arasında kapsamlı bir saha araştırması yapmıştır. Bu tarihi araştırma ile bilim insanları salgının Fore bölgesinde yaşayan ve kendiliğinden bir tür CJD'ye yakalanan bir bireyden çıkmış olabileceğini öne sürdüler. Alpers ve Lindenbaum'un araştırmaları, kuru hastalığının kolay ve hızlı bir şekilde yayılmasının sebebinin, Fore halkının akrabalarının ölülerinin, yaşam güçlerini bölgeye geri döndürmek için yaptıkları cenaze yamyamlığı uygulamaları olduğunu ortaya koymuştu. Aile bireylerinin cesetleri gömüldükten birkaç gün sonra kurtçuklar tarafından istila edildiğinde mezardan çıkarılıp, parçalara ayrıldıktan sonra organların yanında kurtçuklar meze olarak servis edilir. ...2016 yılında ismini açıklamayan Incredible Shiny Shard rumuzlu bir Reddit kullanıcısı akıllara durgunluk veren bir yazı paylaştı. Anlattığına göre yazıyı yazmasından 2 yıl kadar önce bir motor kazası geçirmiş ve bir ayağı tamamen kullanılmaz hale gelmişti. Adam sonunda kendi rızasıyla bacağını kestirmiş. Ancak ameliyat sonrası bacağını da yanına almak istediğini söylemiş ve bunun için yasal bir engel olmadığından bir takım belgeleri imzaladıktan sonra plastik bir biyoatık torbasında bacağını alarak evine gelmiş. İlk başta bacağından bir tür süs eşyası yapmayı düşünen adam sonra daha çılgın bir karar vermiş. Bacağını pişirerek yemek. Devamını şöyle anlatıyor. Onu hemen buzluğa koydum. İlk başta onu kurutarak bir şeyler yapmayı düşündüm. Ancak dondurarak kurutma işlemi çok pahalıydı. Sonra ise aklıma daha iyi bir fikir geldi. Bacağımı tekrar çıkardım, önüme koydum ve izlemeye başladım.
berbat görünüyordu. Her yanı kan ve iyot içindeydi. Temizledikten sonra ne kadar iyi korunduğunu görünce şaşırdım. Oysa formaldehit veya başka bir şeyin içinde saklanmış gibi de durmuyordu. O sırada yanımda 4 arkadaşım daha vardı. Birlikte bacağımla biraz oynadık. Çok tuhaftı. O bir bacak gibi görünmüyordu. Bir insan parçasına değil, herhangi bir nesneye benziyordu. Onunla aramda hiçbir duygusal bağ yoktu. En tuhafı da bu durumun bana hiç tuhaf gelmemesiydi. Ancak yine de o benim bir parçamdı ve onu geri almalıydım. Mutfaktan hızlıca bir bıçak aldım ve incik üstünden bir parça kestim. Deri operasyon sırasında zaten ayrılmış ve büyük bir kas yığını açıkta kalmıştı. Ben de o kısmı keserek aldım. Sonra bacağımı bir çiçek kutusunun içine koydum, birkaç fotoğrafını çektikten sonra yaktım. Yemeği yapmak için kadın arkadaşlarımızdan biri bir aşçıyla görüştü. Aşçı teklifimizi biraz düşündükten sonra kabul etti. Et akşamdan marine edildi. Bir gün sonra ise soğan, biber, tuz, karabiber ve limon suyu ile kızartıldı. Sonra tomatillo soslu mısır ekmeği ile servis edildi. Yemek önümüze geldiğinde açıkçası hepimizde hafif bir mide bulantısı vardı. İş ciddiye binmişti ve biz bunu gerçekten yapacak mıyız dercesine birbirimize bakıyorduk. İnanılmaz şakalaşmalar vardı. İlk lokumaları aldığımız sırada arkadaşlarımdan biri beni peçeteye tükürdü. Diğerleri ise bir şekilde yuttular. O sırada ben aynı anda 10 arkadaşımın içinde olduğum nadir bir gün dedim. Bir gün sonra birlikte beni yediğimiz arkadaşlarımdan biri beni arayarak ''Az önce kakaya dönüştün dostum, özür dilerim.'' dedi. Sofradakiler etin domuz ile geyik arasında bir tada sahip olduğunu söylerken adamın kendisi tadının bufalo gibi olduğunu, çok kaslı olduğu için de sert ancak yağlı olduğunu söyledi. Her ne kadar gamsız biri gibi görünse de bu şahıs çok ciddi acılar çektiğini anlatmıştır. Bacağını kaybettikten sonra geceler boyunca ağlayarak bundan sonraki yaşamını düşünmüştür. Arkadaşlarımdan ve sevdiklerimden gördüğüm şefkat ve empati, hayatımdaki bu büyük değişikliğin zorluklarını atlatmama gerçekten de yardımcı oldu. Bu yüzden ben de vücudumun uzun yıllar beni taşımış olan bu parçasına iyi davrandım. Ona hakkını verdim. Yaktığım bacağımın külleri salondaki sürahenin içinde, öldüğümde benimle birlikte gömülecek. Yaşadığım şehirden ve duygusal olarak beni yiyip bitiren işimden ayrıldım. Artık başka bir eyalette yaşıyorum. İnanılmaz derecede zevk aldığım bir işim var. Hayatımın kadınıyla tanıştım ve 1,5 yıldır onunla birlikteyim. O hayatımda başıma gelmiş en güzel şey. Mutluyum çünkü hayatımın tehlike altına girdiği bir dönemi başarıyla atlattım. Bacağımı yemem çok tuhaf, inanılmaz bir tecrübeydi. Çok daha tuhaf bir olay ise 2012 yılının Nisan ayında Japonya'da gerçekleşmiştir. Aseksüel bir sanatçı olan Mao Sugiyama, ameliyatla cinsel organlarını aldırdıktan sonra onları usta bir aşçıya kızarttırarak 5 ayrı ziyafetle gönüllülere servis etti. Çoğu durumda aseksüel kelimesi seksiyle ilgisi olmayan bir kişiyi tanımlamak için kullanılır. Görünen o ki Sugiyama bu eylemini herhangi bir cinsel kimliğe ait olmadığını göstermenin en net yolu olarak belirlemiştir. 22. yaş günü için verdiği ilanda porsiyonu 10.000 yene yani günümüz kuruyla yaklaşık 790 liraya erkek organlarından yapılmış yemek sunacağını söylüyordu. 13 Nisan'da partiye katılan 6 kişiden 5'i yemeğe oturdu. Gelen 5 kişi arasında meraklı bir çift, bir erkek manga sanatçısı, 22 yaşında bir kadın ve bir organizatör vardı. Hepsi de 22-32 yaşları arasındaydı. Akşam yemeği servis edilmeden önce bir panel tartışması ve bir piyano resitali yapıldı. Daha sonra Sugiyama etkinlikten bazı fotoğraflar paylaştı. Olay Japonya'da viral oldu. Kimileri olaya büyük ilgi gösterirken kimileri iğrenç ve etik dışı buldu. Almanya'nın başkenti Berlin'de ormanlık bir alanda insan kemikleri bulunmasının ardından polis cinsel şiddet kaynaklı cinayet ve insan eti yemek şüphesiyle bir kişiyi gözaltına aldı. Uzmanlar bulunan kemiklerin 2 ay önce kayıplara karışan 44 yaşındaki bir adama ait olduğunu belirlediler. Alman medyasına göre arama kurtarma köpekleri polisi Berlin'de şüphelinin oturduğu apartmana götürdü.
Şüphelinin 41 yaşında bir matematik öğretmeni olduğu öğrenildi. Polis, insan kemiklerini Berlin'in kuzeyinde bulunan Buch adlı yerleşimde 8 Kasım tarihinde bulmuştu.